Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün karşınızda olacağız. Bugün yine dışarıya çıktık arkadaşlar. Burası kabak tarlası. Dolmalık kabak tarlası arkadaşlar. Bu tarla ise daha önce hatırlarsanız eski videolarımızda vardı. Mısır tarlasıydı. Mısır biçiminden sonra hemen arkasından kabak ekildi arkadaşlar. Bu da yine Ehsan abimiz var. Birazdan orada ağacın altında arkadaşlar toplanmış kabaklar var. Oraya doğru gideceğiz. Orada da sizlere kabakları göstereceğim. Senem Sultan'la beraber geldik. Kabak toplamaya geldik. Şöyle şimdi diyeceksiniz tarla sizin mi diye. Hayır. Ehsan abimiz akrabamız olur kendisi. Her zaman çekimlere de hep kendisinin yanına gelirim. Mısır biçiminde olsun, fıstık vardı. Fıstık biçimini sizlerle paylaşmıştık. Ne ekerse tarlaya hep kendinin yanına geliyorum. Ve bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Ve kabak topluyoruz. Hem kendisine biraz yardımcı oluyoruz hem de kabak alıyoruz. Kendimize de alıyoruz. Ehsan abimiz de kendisi her zaman sağ olsun. Ne ekilirse ne hasat olursa da beni çağırıyor. Diyor gel diyor, hani kabak hasadı var. Gel diyor, mısır hasadı var. Gel onları istersen paylaş. İstersen çekim yap diyor. Hem de kabağını topla diyor ev için. Allah razı olsun kendisinden de sizden de arkadaşlar. Ve bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Kabaklar şimdi ilk aşamalar arkadaşlar. Kabaklar yeni yeni, mesela tek tük her yerde yok ama tek tük var. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar, mesela burada hemen bakın. Organik tarladan. Şimdi bunu toplamazsa bir gün sonra bu büyür. Bu yenmez artık. Onun için mecburen bunu İlk başta bunları toplar, artık bir gün her bir gün yok, bir gün her bir gün yok. Kabakları hepsini toplaması lazım. Evet, zaten normalde tam aşama olmadığı için, böyle olanlar toplandığı için işçiler de yok, sadece birkaç kişi var. Onlar şu anda topluyor zaten arkadaşlar. Zaten bu şimdi sadece yeni çıkanları topluyorlar. Aynen. Ama amele girmesi lazım. Gerçekten de çok güzel. Bu arada Ehsan abimizi de tebrik ediyoruz. Çünkü kendisi mısır ekiminden hemen sonra yine durmadı. Mısırdan sonra arkasına hemen kabak ekti arkadaşlar. Kabaktan sonra da yine durmayacak. Arkasına artık ne zaman gelir bilmiyoruz ama. Buğda ekimi? Buğda mı yoksa? Yok, hemen buğda. Buğda olur mu hemen arkasında? Tabii ekimde hemen buğdalar. Evet, buğda olur arkadaşlar. Evet. Bunu kaldırdı mı buğda ekimini yapıcılar. Şimdi senin dediğin gibi zaten bu mesela toplanmazsa büyükler ne oluyor sonra? Onlar kartleşti mi kökler tazeleşmez. Aynen. Onlar toplanacak ki yeni mahsulü her bir gün her bir gün toplanacak. Bu amele çıkmaz artık bunun içinde. Şimdi bir de sulama için ilaçlama var. Yani ilaçlama derken bu tarlanın arkadaşlar bir suyun içerisinde bir normal bir ilaç, yani hormon falan değil de. Yok yok, hormonsuz bu, bunlar. Mesela otlar için, yabani otlar için bir ilaç oluyor. Yabani otları öldürmesi için. Şimdi bununla beraber birazdan ağacın altına doğru gideceğiz. Orası çok güzel. Ben orayı çok seviyorum. Şu tepelik ise mezarlık arkadaşlar. Orada Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Nenem de orada. Babamın, yani babaannem orada. Evet, orada arkadaşlar. Bayramlarda da her zaman oraya. Ve diğer dedem ise diğer köyde. Bir ora bir bura. Şimdi diyeceksiniz ki neden deden orada, nenen nenem burada. Deden iki evli. İki evli olduğu zaman o bir eşinle o bir mezarlıkta. İkisi evet. Orayı istediler. Nenem bu de annesinin. Abisinin annesinin yanını istedi. Annesinin yanını bir istedi. Bir tane kasa getirseydin bunları koymak için. O yok, kasa, gazete sarmadan yapamaz. Peki biz neye koyacak bunları? Beraber. Yok yok, size topluyor. Ya götür beraber. Yok yok, çok şimdi yeni ya, biraz alalım abisi elma. Yok, kurban olurum, sağ olasın. Abi şimdi bu tek tük. Evet. Yani tam gibi. Aşama del. Bu hep böyle bu aşama aşama topluyorsun değil mi bunları? Bu ilk hasat, daha ilk toplama. Ha, ilk toplama. Bunları ayıracaksın ki arkadaki gelen gül, bitki rahatlayacak. Rahatladıktan sonra daha verimli olacak. Bak bu gelen küçüklerin hepsi 3-4 gün sonra bunlar gibileri bak. Şimdi bunlar, evet abi. Bunlar gibi olanlar zaten 3-4 gün sonra
yeniden 10 kişi, yani 10-15 kişi gelecek amele. Zaten o işçiler dediğim gibi bu yüzden öyle az getiriyorlar mı? Ben 3 kişi getirdim. Bunları tekleme yapıyor. Tekleme ne? Yani fazla ilaç yemiş, fazla su yemiş, fazla gübre yemiş. Aynen. Anında ilk çiçekte verim olduğu için bunları koparmamız lazım. Yoksa bu bitki rahatlamaz. Bitki kendi kendini bırakır. Yani aynı şu şekil olur. Bitki şu şekil olur. Bir de şu şekil olur. Beyazlar. Mecbur bu şekilde toplaman lazım büyükleri. Büyükleri çıkartacaksın. Bunlar, mesela bunlar mesela çok büyük artık. Aynen. Bunlar güzel. Mesela bunlar ilk fide getirince bunlar. Bu ekimi yapınca bu fidenin ilk çıkışı. Hı hı. Yani aynen. İlk tohum. İki çeşit var. Bak, İlk veren bu işte. Hı hı. Bu bunu da bu da satılıyor da bu neye kullanılıyor? Kızartmalık. Başka bir şeye kullanılmıyor. Aynen. İşte değil mi kabak dolması bu mükemmel oluyor bundan ya. Beğendin mi sen hem teyze? Çok güzel. Eline koluna sağlık. Vallahi abi. Arkadaşlar dedi. Burası mısır yeriydi. Evet. Mehmet kardeşimiz burada. Hatırlıyorsanız biçer döver buradaydı. Aynen. Kamyon buradaydı. Ben buradaydım. Aynen çekim yapmıştı. Kendisi de zaten benim kardeşimden farkı yok. Allah razı olsun. Kardeşim abi. Olsa bu kadar sevmem de. Allah razı olsun abi sağ olasın. Annesi de gerçi anamız. Allah razı olsun. Yani bu mısır biçimini sizlere paylaştık değil mi? Arkasından hemen kabak ekildi. Aynen kabak ekildi. Maşallah. Biraz zahmetli. Nasıl diyeyim sana? Yorucu bir iş. Abi, gerçi bu toprağın... Allah emeğini boşa çıkarmasın. Biz bu toprakla büyüdük. Aynen. Ya bu toprak olmazsa olmaz. Yani bu topraktan kavrulduk. Yani ne bileyim babamızdan, atamızdan bunları gördük. Allah emeğini boşa çıkarmasın abi. Şu anda kabak yeri. O fıstık ekimini de biçimini de sizlerle paylaşmıştım. Bu arada kabak bağırsak dediğimiz sistemle besleniyor. Evet. Yani damlama sistemi. Ha şu şekil. Şu küçük deliklerden su damlar. Tasarruflu hem de. Yani her 30 santime bir delik var. Yani abi sistem olarak emeklerini boşa çıkarmasın. Amin cümlemizin. Şimdi mahsul ekersen tabii geçiremezsin. Tabii çalışmazsan da emek yapmazsan da olmaz ki. Ha tabii İlla bak ki bir yandan lazım. Da haklılar. Çünkü niye ürün misalen tokum, evet. İlaç, gübre yani 3 yıl önceki kıyaslamayla yapınca gerçekten arada dünya kadar fark var. Aynen abi doğru söylüyorsun. Yani var. Hayat şartları illaki zorluklar var. Ama biraz da emek lazım. Biraz da çaba lazım abi. İnşallah ilerleyen zamanlarda arkadaşlar biraz daha hasadın böyle tam zamanı toplu olduğu zaman da yine geleceğiz. Yine çekimler yapacağız yine burada. Tabağın tam toplanma zamanında inşallah. Yine sizlere inşallah toplama yapacağız. Onları kaldırsınlar. Katlara koyalım bu kızım. Sen abi de al annem diye alalım diye. Şimdi hem sizler için de arkadaşlar değişiklik olsun yazık aslında. Hepsinin her biri yemeklik alırım tamam. Aslında bizim de biz hem buraya gelmeyi seviyoruz hem bu kabak tarlalarını hem böyle hasatları seviyoruz hem de sizlerden gelen yorumlar da sizler için de böyle videolarda böyle değişiklik olsun köy hayatında organik yaşamı falan böyle sizlere paylaşmak istiyoruz. Hem de sizin için de gerçekten geliyoruz, emek de veriyoruz. Dediğimiz gibi biz bu işi yapıyorsak da bizim için de geçerli. Emek olmazsa yemek olmaz. Biz de geleceğiz ki bu sıcaklarda çekim yapacağız. Bu tarlalarda çekim yapacağız. Hepsinde çekim yapacağız ki sizlere değişiklik olsun. Hem de işimizi yapalım diye arkadaşlar. Bu bir saldan kopuyor ya. Ondan illa bir şey yapıyor. Tabii illa sulanıyor. Taze ha su gibi. Bunları almasaydık biz. Ama sen iki günde çok büyür. Ama bir taraftan da gerçekten zor. Niye? Hep böyle her büyüdükçe topla, her büyüdükçe topla, topla, her şey yaptıkça burnumuzu. Bunu her gün toplayacaksın. İşte bir kere verirse toplasan neyse. Yani bunu her defa içeriye girme lazım yani işçilerin içeri girmesi lazım arkadaşlar. Bu şekilde böyle bakın. Geziliyor, gezildikçe de varsa alınıyor, varsa alınıyor. İşte bu üç tane şey yapıyor. Bu şey ya, ilk çıkan ya. Bunlar için amele getirmeler.
gidiyor. Zaten bir gidiş geliş bir şey. Sabah zaten bir 7-8 kasa gönderdik. Maşallah gitti mi? Daha zaten de yok lan. Gitti. Çok şükür. Şimdi nereye de gidiyoruz? Şeye kapatıyoruz. Ben bu işi bir toplamaya bırak anneye. Bu tür videolar arkadaşlar seviyorsanız, bu tür videoları görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çünkü sizlerin yorumları ve beğeniler bizler için çok önemli. Mesela bir videomuzda atıyorum ki bu tarlayı çektik, bu kabağı çektik. Bu kabağın beğeni durumuna bakıyoruz. Bu kabağın izlenme durumuna bakıyoruz. Bu yani bu görüntülerin, dışarıdaki görüntülerin İzlenme durumuna bakıyoruz. Ona göre mesela sevmişsiniz. Sizlerden gelen yorumlar vardır. Evet Mehmet, gerçekten böyle değişiklik oluyor. Organik görüyoruz. Ve bu arada karşıda görüyorsunuz işçiler bu arada pamuk hasadından sonra biçildikten sonra sonda kalan pamukları bu şekilde toplayıp götürüp satıyorlar arkadaşlar. İşte köy hayatı, köyde yaşam bu şekilde. Geçim sağlamak gerçekten bu şekilde. Dediğimiz gibi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mehmet çok güzel oluyor diye mesela bu tür videolar bizim arada bir ilgimizi çekiyor, değişiklik oluyor derseniz ben elimden geldiğince de dışarıya çıkmak ve paylaşmak isterim. İnşallah yeni videolarda, kabak yeni videolarda bayağı da bir sıcak arkadaşlar. Yeni videolarda böyle dolu dolu kabaklarla inşallah yeni videomuzu sizlerle paylaşırız. Şimdi sıcak derken akşamları çok serin oluyor. Gündüzleri ise güneş çok yakıyor. Aşırı derecede yakıyor arkadaşlar. Bunu satıla koyabilir miyim bunu birisi? Versen bana söyle. Bak burada da var, çok güzel. He işte onları toplayayım. Geliyorum abi bir dakika. Burada da var çünkü oğlum. Neler? Annem ceplerine doldurdu. Yok ufaklarını koyayım cebime. Şeye, irini oradan alalım. Dolmalık alacağım biraz. Bu olmaz değil mi şu? O çok küçük, bu aşağıki olur. Bak, bu. Bu olur ama onlar olmaz. Onları unutmayak sonra alayım onları. Maşallah yol kenarındaki nasıl beslenmiş ya. Güzel verimi. He? Bu tarafın verimi. Aynen bu tarafa güzel. Doğru daha güzel. Çünkü he? Bak şöyle bu taraftaki şeyler de belli zaten kabakların he, yetişme şeyi daha gür. Daha güzel maşallah. Daha güzel, daha gür. Güneş yakıyor, yakıyor. Daha önce toplardı. Çok zevkli oluyor toplaması şeyde. Aynen. Salatalık da. Böyle hepsi bıçakla çünkü şey olursa bozulur. İşçiler de öyle doğru olduğu için şimdi yemek molası verdiler. Bakın arkadaşlar. Sessiz sakin. Tam yol kenarı ama sessiz sakin. Bak bu da çok büyük. Bunu da kesip. Bu çok büyümüş. Aynen.
Böyle demek ki kat kat gitmen, gezmen onu lazım. Zaten tek tek köklere bakacaksın. Aynen. Bakmazsan o içinde kaldı mı çok büyür, kartlaşır, bu sefer kimse almaz. Küçük küçük. Burası da kendisine ait arkadaşlar. Kabak tarlasına ait. Burayı dinlendirmeye aldı sadece. Evet, bir görüntü daha sizlerle paylaşalım mı? İşçilerin. Gelen arabaya bir bakın arkadaşlar. Çok tehlikeli ama gerçekten yani olmaması lazım. Ama tehlikeli. Gördün mü anne şeyi? Nasıl binikler üstüne? Çok tehlikeli ama Allah korusun. Aslında yazsa. Yazsa hem de nasıl? Görseler ceza yazarlar. Hem de nasıl? Çünkü Allah korusun, gördün mü bayağı karan düştü. Ya insan düşse? Yani. Üstünden insan düşse mahvolur. Gidelim o tarafa. Oraya gidelim he. Sıcak oldu, fazla şey yapma güneşte. Öyle sıcağı bir de güneş fazla çarpmasın. Burası da Hacerköy arkadaşlar. Bizim köy buraya bağlı. Düşünün. Normalde bizim yan tarafımızda Ayrancı köyü var. Şu karşısı da hemen şu karşısı bizim köy. Tepenin arka tarafı. O köyle burası bir. Yan tarafı ise yan taraftaki Ayrancı ile bir köprü ayırıyor bizi. Köprü ayırmasıyla beraber bizim köy buraya bağlı oluyor. Bizim köy küçük olduğu için, nüfus olarak da az olduğu için buraya bağlı oluyor. Şimdi bazen diyorsunuz, Mehmet diyorsunuz köyde mesela çekim yap, köyün içerisinde falan. Arkadaşlar koronadan dolayı fazla şey yapmak istemiyorum. Çünkü köy içerisinde çekimler yaptım. Bazen sabah kahvaltıları falan buralarda çekim yapıyordum ama belki isteyen istemeyen olur. Yani çekmemi istemeyen olabilir. O yüzden fazla köy içerisinde ya da halkına falan gitmek istemiyorum. Ama köy içerisinde elimden geldiğince sizlere çekim yapıyorum arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar çok sıcak oldu. Fazla da bir toplama olmadı. İnşallah diğer toplamayı diğer seferde güzel bir şekilde yaparız. Çünkü diğer ikinci toplamada, ikinci hasatta ise kamyonlar gelecek ve bayağı bir bol bir hasat olacak. Onları daha detaylı inşallah sizlerle paylaşırız. Yine köy evimize geldik. Fazla bir şey almadı annem. Az bir şey aldı. Bu seferlik bu kadar olsun dedi. Abim dedi kasayı al götür ama. Yine İhsan abiyle abimin arası iyi olduğu için dedi ki abim dedi hemen bir şey olduğu zaman kasayı al götür falan diye espri yapıyor. Annem fazla almadı, sadece bir dolmalık. Yok, bir yemeklik ya, fazla değil. İkinci evet. Toplamada alırım kurutmak için. Bu tuza niye batırıyorsun ucunu? Oğlum yarılmasın diye. Şimdi bunu yaptığın zaman bu yarılmaz. Taze ya. Taze olduğu zaman. İçin eğer tuza batırmasan yarılır. Oh, insan evine geldiği zaman köy evine ferahlıyor. Şimdi biz bunları gene güneşe koyacağım. O bir toplamada da getirin bir sefer. Böyle kurutuyor, güneşe koyuyor, güzel oluyor. Kışın yeniyor. Bu büyüklerin de yoğurtlamasını yapacağım. Yoğurtlama nasıl oluyor? Şimdi bir tane komşum var istedi. Bunu alıyorsun, kızartıyorsun. Doğruyorsun böyle dilim dilim. Kızartıyorsun, sonra sarımsaklı yoğurt. Çok güzel oluyor. Birkaç tane komşuya vereceğim. Diyor ki tırnak izi olsa bile şey olmaz. Tabii ki almazlar. Tırnak izi olunca ne oluyor? Şimdi mikrop değiyor, tırnaklar değiyor. Bu bıçakla kesiliyor. Aha böyle. Onu da kastelere sarıyorlar ki işaretli olmasın. Vay be. Mantıklı bir şey aslında. Tabii ki. Tırnak falan değdiği zaman o bir süre kaldığı zaman bozulur. Eskide salatalık da böyle toplardı. Pastalık, mastalık.
Ya Allah. Tuza batırdığın zaman ağzı açık kalır, güzel olur. Bu şekilde beklerse de bir şey olmaz. Ha böyle bekleyici şimdi bu. Suyunu kendi kendine bırakır. Ha hiçbir şey olmaz. Taze ya. Taze olduğu için suyunu şimdi bırakır. Biraz sonra artık istediğin zaman pişirebilirsin. Biz mesela pazarda alıyoruz. Dur bakın bir haftalık mı toplanık şey olur. Onun ağzını tuzlamasan da olur. Ama bunlar yeni hemen ağzı patlar. Aynen. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun burada sonuna geldik. Dediğimiz gibi bu tür videoları beğeniyorsanız, bu tür videoları devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazarsanız bu tür videoları görmek isterseniz yorum yapın. İnşallah elimizden geldiğince sizlerle paylaşırız diyerek bir videomuzun burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah arkadaşlar.